Bizim peynirlerini anlatacağız. Yöremizin peynirlerini tadacağız. Önce ama Korkan Belediye Başkanımıza müsaadenizle bir sözü verelim. Evet. Başkanım, yörenizin peynirleri çok güzel. Çok bu güzel. Tat nereden gelmekte? Bu tat yaylalardan gelme. Evet. Tamamen doğal. Evet. Çayırlardan gelme. Oh, mis gibi kokar. Evet, önce tattınız herhalde. Tattınız. Tatmadan programı yapmam. Hayatta evet, yapmam. Evet. Ben Korsaş yönetimine, İmamoğlu kardeşlere, özellikle ilçemizi bu gibi tanıttıkları için teşekkür ediyorum. Evet. Onlar da tabii ki sizin onlara vermiş olduğunuz destekten dolayı onlardan minnettarlar. Tabii ki, tabii ki. Peki ben hemen firma yetkililerine geçeceğim. Başkanımız buradayken hazırız, hemen sıkıştırıyorum. Başkanımızdan bir isteğiniz, desteğiniz var mıdır? Var, var, konuşacağım var. Biraz sonra. Başkanımız buradan gitmesin. Bazı söyleyeceklerim var. Öyle mi? Evet. Ne, beklesin o zaman başkanım. Beklesin. O zaman alalım hemen biz, evet, isterseniz. Alalım, ama önce Korsaş'ın bir tarihini alalım mı? Korsaş 1988 yılında kurulmuş. Evet. 2004'e kadar bizim dışımızda devam etmiş, evet, bir şirket. 2004'te biz arkadaşlar faaliyetlerini biraz yürütemeyecek hale gelince bizlerden destek aldılar. Biz de ünlüde ticaret yapıyorduk. Korganlı olmamız hasebiyle bize sahip çıkın dediler. O zamanın belediye başkanı geldi. Biz de gittik, sahip çıktık. Memleketimize, yöremize sahip çıkma adına. Ne kadar güzel. Korsaş'a sahip çıktık. %51 ile hisselerini aldık. Şu an %90 civarında hisselerimiz devam ediyor. Biz kendimizde. Dolu dizgin, Allah'a şükür, her gün sütlerimiz artarak, ivmemiz artarak, yükselerek, Türkiye'de daha geniş illere açılarak firmamız devam ediyor Allah'a şükür. Ama markanız da marka oldu yani. Markamız, her yerde aranır hale geldi. Allah'a şükürler olsun, Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmit'ten, mesela Antalya'dan, Manavgat'tan, evet, bizim orada bayilerimiz var. Bilhassa Manavgat her sene yıllık bağlantısını yapıyor Allah'a şükür. 10 ton, 12 ton bu civarda ayda 2 defa olmak üzere Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos turizm yöresi olduğu için oralara doğru açılıyoruz, açıldık. Peki izleyenlerimiz neden sizin peynirinizi tercih etmesi gerektiği konusunda anlatır mısınız? Yani Korgan'ın o yaylalarından her şey doğal, her şey doğal. Şimdi arkadaşım, bir defa biz peynir sütten olur. Evet. Sütün kalitesi ne kadar güzel olursa, sütün kalitesi ne kadar cazip olursa, evet, o nispette güzel peynir çıkar. Memleketimizin otu doğal, her şeyi doğal, havası doğal, suyu doğal. Ben alabalıkta üretiyorum. Başka yerde yersin alabalıkla, benim deremdeki yersin alabalığın farkı var. Dolayısıyla o yörenin, o atmosferin, o tabiatın çok güzel özelliği var. Ve o güzelim tabiat sütle beraber Korsaş peynirleri olarak vatandaşımızın sofrasına tabii doğal, tamamen natürel olarak geliyor. Evet. Bizim kaşarımızda sadece sütten başka mayası var kardeşim. Evet. Başka hiçbir şeysi yok. Şimdi son zamanlarda baldan tavuğuna kadar, sucuna kadar her şeye de sahtekarlık duyduk ve ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Böyle organik ürünler, bu kadar güzel doğal ürünler yaptığınız için. Ve ben, başkanımız hazır buradayken hemen başkanımızı da sıkıştırmaya başlayalım. Başkanımız da size gereken desteği veriyordur muhakkak ama. Şimdi bizim Korgan yöremiz yüksek yöre. Evet. Vatandaş bu sütü mal etmek için ham yemi mal etmesi lazım. Ucuza mal etmesi lazım. Ucuza mal etmek için yolların düzgün olması lazım. Evet. Mesela biz Kavak, Havza, Samsun'un diğer yörelerinden, Çorum'dan vesaireden saman getiriyor vatandaşımız, Korgan halkı. Ama yanı başımızda bir Niksar var, bir Tokat var, bir Sivas, evet, var. Orada hububat bölgesi. Vatandaş gidip Niksar'dan şeyini getiremiyor. Samanını getiremiyor, yemini getiremiyor, buğdayını getiremiyor. Yolumuz yok. Yol yok. Yolumuz yok kardeşim. Ankara, Konya arasına hızlı tren yapıyor devletimiz, evet, hükümetimiz. Evet. Korgan'la Niksar'a 50 kilometre bağlantımız yok kardeşim. Başkanımıza sahip çıkmıyorlar gibi geliyor bana. O zaman ben şunu söyleyeyim. Başkanım, mesajı aldık mı? Yani. Aldık. Ne diyorsunuz? Aldık. Ama Korgan sizi savunuyor, diyor ki başkanım size sahip çıkmaları gerekiyor. Tabii gerçekten. Şimdi çok şunu söyleyeyim, güzel. Şunu söyleyeyim. Korgan Niksar arası 46 kilometre. Evet. Buranın tamamı ihale edildi. Belki nasıl 25-26 kilometresi yapımı geçen yıl bitti.
bu yıl 2012-2013 yılında 46 kilometre yolun evet. tamamı yapılmış olacak. Tabii ki Ahmet Hocam haklıdır. Onlar kışın, yazın devamlı güzergah kullandıkları için yani kar yağar 10. ayda Ekim'de bize kar yağar. Der ki aracım kaldı çekelim. Biz gönderi çekeriz. Tabii ki sıkıntılarımız ciddi. Yani hocamın sıkıntısı değil, genel korganın bir sıkıntısı. Evet. Sıkıntı. Onun için tabii ki ilçemizin Ordu milletvekili ama korgan doğumlu milletvekilimiz İhsan Şener Bey. Biz 10 günde bir, 15 günde bir onları sıkıştırıyoruz. Ama çalışma zamanı yeni geldi. Kardan yeni çıktık. Yani hocamın bahsettiği yollarda, güzergahlarda hala şu anda kar temizliği yapıyoruz. Evet. Kar temizliği yapıyoruz. Yani çalışma şartları başladığı zaman müteahhit gelecek, işine başlayacaktır. Evet. Başkanlar tabii ki inşallah, elinden inşallah. Gelen her şeyi inşallah. Yapıyor. Ben bu arada peynirlerinizin ne kadar güzel olduğunu biliyorum. Şimdi bu markayı gören arkadaşlarımız için yani şunu söyleyeyim hani bizim ekmeği biz çok severiz. Hani böyle peynir ekmek gibi yeriz dedim evet, şimdi. Evet evet. Bu peyniri arkadaşlar hani böyle ekmek gibi evet, yiyoruz. Ekmek gibi bir kere siz yerinizde ziyaret etmiştik. O peynirin tadı hala evet. damağımızda. Afiyet olsun. O kadar güzel. Buradan ben yine böyle küçük ama küçük kesmişsiniz başkanım bunu. Daha büyük dilimleri yok. Keseriz, böyle peynir ekmek gibi yesen peynir ekmek daha gibi. Daha uzunları var. Daha uzunları da var buradan. Şimdi müsaadenizle şöyle bir şey daha söyleyeyim. Geçen yıl Jip Şenliği'nde Korgan obasına evet. gelmiştiniz. İçen içine gelmiştiniz. Evet. Orada bu peynirden size ikram etmiştim. Ben de afiyetle evet. yemiştim. Afiyetle yemiştiniz ama demiştiniz ki orada ben de biraz iştah kesikliği var. Ben de dedim ki hocam bu iştah kesikliği nasıl oluyor dedim. Size bir soru sordum. Evet. Bana cevap veremediniz. Nasıl oluyor? Başkanım ben size bu sorunun cevabını hala ben veremem. Onu tatmış değilim. Hala ben onu bilemiyorum. Ben iştah kesikliği nedir? Maşallah başkanım. Herhalde bu korganın herhalde yaylasından peynirden kaynaklanıyor ki başkanımın iştahı hiç kesilmiyor böyle. Efendim, bu peynirden evet, kaynaklanıyor. Sağ olsun. Bu peynirin sırrı nedir? Özelliği nedir böyle? Efendim, iştah açıyor. Yaylanın bizim yaylalarımıza has efendime söyleyeyim kekik otundan Hı-hı. gelen sütlerimizden gelen bir tattır bu. Evet. Efendime söyleyeyim. Hiç katkısız, tamamen natural, mayadan başka hiçbir şey olmayan bir şeydir. Evet. Efendime söyleyeyim, Türkiye'nin 18 vilayetine, 20 vilayetine bu şekilde böyle dağıtım bayilerimiz var. Sağ olsun başkanımızla yardımla beraber bu şekilde milletimize, memleketimize, hizmet ediyoruz. Evet. Yani en güzel markayı sunuyoruz. En güzel lezzetli peynirlerimizi sunuyoruz efendim. Evet. Burada tabii ki ticaret yapıyorsunuz ama burada Korgan'a hizmet ediyorsunuz, burada orduya hizmet ediyorsunuz, burada vatandaşlarımıza evet. hizmet ediyorsunuz, istihdam da sağlıyorsunuz. Bunların hepsi çok çok güzel ve ben hala peynir yemeye devam ediyorum. Efendim böyle. 4500 haneye hitap ediyoruz. Evet. Yani 4500 haneye hizmet ediyoruz. Yani her şey madde değil. Onlara işte sütlerini alıyoruz, yöreye satıyoruz, paralarını, erzaklarını, kıdalarını kapı kapı dağıtıyoruz. Yani biz her şeye madde olarak bakmıyoruz. Evet. Hizmete devam edeceğiz, devam ediyoruz. Daha da büyüteceğiz inşallah. Daha iyi günler bekliyor bizi inşallah efendim. Ben geçen Korgan'a geldiğimde sizle röportaj yaptığımda şöyle demiştiniz. Bizim şöyle bir sıkıntımız var demiştiniz. Süt sıkıntımız var demiştiniz. Evet. Hatta çok teşekkür ediyorum. Geçen gün bir vatandaş beni aradı. Dedi ki yapmış olduğunuz programda dedi. Şey var dedi. Süt ben mandıracılık yapıyorum dedi. Süt beklentileri var dedi. Hatta sizle ilgili bayağı bir sohbet etmiştik. Bu sıkıntınız hala devam ediyorsa Ordu'da Türkiye'de her yerde bizi izleyen vatandaşlar var. Mandıracılık yapanlar da var. Onlar da çağrıda tabii ki bulunabilirsiniz. Şimdi arkadaşım elbette süt sıkıntımız var. Vatandaşımız bir inek, iki inek, üç inek bakıyor. Daha fazla ineğe bakamıyor. Evet. Bunun sebepleri yemin pahalı oluşundan, nakliyenin uzak oluşundan, mesafenin uzak oluşundan. Eğer Niksar tarafımız tam açılır, biz yarım saatte 45 dakikada Niksar'a açılabilirsek oradan çok büyük yemler, ucuz yemler mi getireceğiz? Evet. Ucuz yiyecek getireceğiz. İnsanlara böylece insanlar maliyeti düşürecek ve daha çok hayvan yapacak. Sütü yapacak, ineğini doğurtturacak, danası olacak. Böylece insanlarımızı biraz daha böyle hem ucuz maliyet hem de hep beraber teşvik ederek biz bu işleri yapacağız. Sadece Korsaş olarak veya bir başka firma olarak biz bu işleri yapamayız. Hep beraber teşekküllü bir şekilde korganımızı kalkındırmak için her vatandaşa vazife düşüyor. Bir inek sağan adama vazife düşüyor. Evet. Onu iki inek yapacak. İki inek sağan dört yapacak. Bunun için devletimiz zaman zaman teşvik veriyor. Danasına teşvik veriyor. İneğine teşvik veriyor. Vatandaş çalışacak kardeşim. Evet. Çalışmıyor vatandaşlarımız. Doğru. Süde su katarak
para kazanmanın yolunu arayan bazı vatandaşlarımız var. Biz bunları şiddetle telin ediyoruz. Zaten bu tadı bulamazsınız yani, öyle bir şey olsun. Yani katmamaları lazım. Zaman zaman bize bunun tadına bir şey yaptığı yok. Bize evet. Bir kaynattırıyor, bize kömür yaktırtırıyor. O zaten su kaynar, akar gider. Akar gider, evet. Burada sıkıntısı yok ama bize eziyet ediyor. Doğru. Onun için vatandaşlarımız daha dikkatli olması, daha çalışkan olması lazım. Benim anladığım kadarıyla sizin markayla ilgili hiçbir sorunuz yok. Yok. Herkesin tercih evet. etmiş olduğu. Pazarlamayla da ilgili bir sorun yok. Yok. Sizin tek sorunuz yolla ilgili, altyapıyla ilgili ve bazen de... Vatandaşın 2 inek, 3 inek, 5 inek, 10 ineğe çıkması lazım her bir vatandaşın. 10 ineğe çıktığı zaman ben Niksar'dan süt alıyorum kardeşim. Evet. Niksar'dan gidiyorum 10 ton, 20 ton süt alıyorum. Evet. Kendi memleketimden alırım, kendi ilçemden alırım. Evet. Ama Niksar'dan alıyorum, niye ihtiyacım var? Ta oradan alıyorum, hiç oradan alıyorum. Evet. Dolayısıyla ilçemden alırım. Ve sevgili izleyicilerimiz... Bize ayrılan süre de şimdi burada son ediyor ama son bir sözü vereceğim. Ben size vereceğim sözü. Ve bu peynirin tadını herkesin tatması gerekiyor. Peynir soframızdan hiçbir zaman eksik olmaz ama Korgan'ın o doğal peyniri işte burada size de soracağım. Bu tadın sırrı nedir böyle? Vatandaşlarımıza neler söylersiniz? Şirket müdürü Yüksel. Bunun sırrı yörenin kaliteli sütünden, ineklerimizin çayırda otlamasından, bir de personel beraberlik, birikim, bunlarla beraber ortaya bir natürel bir kaşar çıkıyor. Evet. Kalite çıkıyor. Bunu da biz yaydık 5-6 senedir. Türkiye'ye daha da çok açılacağız. Reklamlarımız var. Bütün kanallara reklam vereceğiz. Yani memnunuz. Daha da ilerleyeceğiz yani sonuçta. İşte memleketimizin ürünü arkadaşlar. İşte kaşar burada.